Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Windows 10 kişisel bilgisayar bir sorunla karşılaştı ve yeniden başlatılması gerekiyor diye bir hata veriyor. Bunun ben daha önce de videosunu çekmiştim. Şöyle örnek göstereyim size. Windows 10 kişisel bilgisayar başladı. Görsellere geçelim. Hemen bir tanesine girelim. Bakın arkadaşlar, sorun bu. Fotoğrafta gördüğünüz gibi, şöyle ben fotoğrafı alayım. Bakın sorun bu. Şöyle. Şu şekilde bilgisayarınıza geliyor ve kapanıp yeniden açılıyor. Kişisel bilgisayarınız bir sorunla karşılaştı ve yeniden başlatılması gerekiyor. Şu anda bazı hatalar bilgileri toplanıyor diyor. Aşağıda da girilmesi gereken bir site yazıyor. QR kodla. Arkadaşlar, bu sorunun çözümü var. Şimdi sizlere onu anlatacağım. Hemen ilk adımımıza geçelim. Şuradan silelim. Arkadaşlar, bilgisayarınızın RAM'ine bakıyorsunuz. Nasıl yani abi diyeceksiniz. Arkadaşlar, bilgisayarımızın RAM gördüğünüz gibi benim 16 GB. Bakıyorsunuz bilgisayarınızın RAM'i eğer ki Windows kaldırıyorsa en az 6 GB olması gerek. Önerim bu. Diyelim ki 6 GB RAM'iniz var. Gidip GTA 5 açtınız ve oyun kapandı. Veya bilgisayar kapandı oyundayken. Veya Valorant açtınız. Ne bileyim işte, oyunları açtınız. Kapanıyor. Oyunda kapanıyor. Bu sorun varsa arkadaşlar, dediğim gibi RAM'iniz yetmiyor olabilir veya işlemciniz. Bunlara bakın tek tek araştırarak. Peki abi, benim RAM'imde bir sıkıntı yok. Benim Google'a girdiğim zaman, Google Chrome'a veya herhangi bir tarayıcıda dolaşırken benim bilgisayarım kapanıyor. Arkadaşlar, bu bende de yaşandı. Şimdi size anlatacağım sorunların çözümünü. Arkadaşlar, öncelikle şöyle ayarlara giriyorsunuz. Güncelleştirme ve güvenlik diyorsunuz. Buradaki bütün güncelleştirmeleri yapın ve burada isteğe bağlı diyor. Bakın, sizin için yapmadım. Ben format attım yeni bilgisayarıma. İsteğe bağlı güncelleştirmeleri görüntüleye basıp sürücü güncelleştirmelerini gösterip buradaki, bakın, bu sürücü güncelleştirmelerini tıklayıp indir ve yüklediyorsunuz ve arkadaşlar hiçbir sıkıntı olmadan yüklüyor. Bunlar nedir diye soracaksınız arkadaşlar. Bunlar anakartınızın, işlemcinizin ve bütün sistemin gerekli olan güvenlik güncellemeleri gibi bir şey. Şimdi mesela arkadaşlar, anakartınızı güncellemeniz gerekiyor. Yeni bir çözüm de bu. Bazı anakart güncellemelerinde bu sorunlar yaşanabiliyor. Mesela benim anakartım ne? A320MK arkadaşlar. Burada A320MK Asus'un kendi sitesine giriyoruz. Sizin hangi hatsa. Buradan destek diyoruz. Arkadaşlar, buradan da yanlış yaptık. Yok, doğru yaptık. Değişmiş. Yazılım güncelleme. Ürün tipi diyor arkadaşlar. Buradan hemen anakart. Ürün servisi AMD Asus Prime ve zaten burada A120 yazarsak IK değil MK'yı buluyoruz ve arkadaşlar sürücü araçlar diyoruz. Daha sonra buraya geliyor ve BIOS'a basıyoruz buradan. En son BIOS'umuz 5 Mayıs 18'de gelmiş. Bunu indiriyorsunuz. Flash belleğe, USB belleğe atıyorsunuz ve bilgisayarı kapatıp açıp anakarttan kurulumunu yapıyorsunuz. Bunu isterseniz de ayrı bir videosunu çekerim. Şimdi sürücü araçları. Bakın, Windows 10 kullanıyorum ben. Bakın bunların hepsini tek tek, bakın bu işlemci, bu internet, bu işlemci, bu ses, bu ekran kartı ile ilgili, bu anakartla ilgili, bu BIOS'la ilgili, bu SATA, bunların hepsini indiriyorsunuz arkadaşlar ve kuruyorsunuz. Bunların hepsi gördüğünüz gibi yüksek megabayt olduğu için şu anda örnek internete indirebilirim ama internetim gider. O yüzden yapmayacağım. Gidip geliyor yani. Gider demeyeyim. Bunu yaptık. Olmadı. Ekran kartınızda da olabilir sorun. Benim ekran kartım ne? Ona nasıl bakacaksınız? Şimdi hemen şöyle bu bilgisayara giriyoruz. Sağ tık
özellikler. Aygıt yöneticisi. Buraya geldikten sonra görüntü bağdaştırıcıları, bakın benim ekran kartım burada. İnsanlar diyor ki gel buraya sürücü güncelleştire, bas işte buradan güncelle güncelleme. Arkadaşlar Windows en son sürümü bulamıyor. Gelin kardeşim buraya ekran kartınızı orada gördüğünüz gibi yazın. Şöyle. 4 GB falan bunu yazmanıza gerek yok. Ve sonra driver yazın. En başta çıkan siteye girin. Buradan indirin arkadaşlar. Bakın en son sürüm 22.8.2'ymiş. Bakalım bizim sürümümüz kaç. Şöyle hemen ev diyelim. Gördüğünüz gibi biz günceliz zaten. Peki diğer türlü nasıl güncellerim? AMD driver yazıyorsunuz. Ve buradan aynı şekilde tek tek her şeyi doldurarak da yapabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki çözüm. Evet arkadaşlar, diyelim ki son güncellemeyi yaptık Windows'ta. Güncellemeden sonra bu sorun yaşandı. Olur ya arkadaşlar, güncelleme geçmişini görüntüleyip buradan sorun yaşadığınız güncellemeleri kaldırabilirsiniz. Evet hala sorunum devam ediyor. Ben bundan nasıl kurtulacağım kardeşim? Yeter ki kurtulayım falan diyorsanız da arkadaşlar Windows 10, bakın 1909 sürümünü ISO indir ya da 1903 de olabilir. Ben 1903'ü tavsiye ediyorum. Buradan ISO indiri bulduktan sonra buradan aracı indiriyorsunuz. Windows'u kurmaya başlıyorsunuz arkadaşlar. Yeni bir Windows kuracaksınız. Bakın formatlayacaksınız. Daha sonra zaten sorunun çözülecektir arkadaşlar. Peki Google'da yapıyor sadece. Google Chrome bile siliyorsun kardeşim. Ya da sildin olmadı yükledin. Ayarlar diyorsun kardeşim. Buradan Chrome hakkında deyip bakın güncellemeleri denetletiyorsun. Bakın gelmiş. Güncelleme gelmiş. Güncelliyorsun. Gördüğün gibi. Şu anda güncelliyorum. Şu da olabilir arkadaşlar. Diyelim ki bir flash USB takılı bilgisayarınıza. USB flash bellek. O da aynı şekilde bir virüs varsa o da aynı şekilde bu kişisel bilgisayar hatası yapar. Veya bir hile yüklediyseniz bilgisayarınıza o da yapabilir. O yüzden diyorum hileyi kaldırmayı deneyin veya artık yüklediğiniz korsan yazılımı kaldırmayı deneyin. Eğer hala devam ediyorsa arkadaşlar bilin ki bir silinmeyecek bir şeyler olmuş. Onun çözümü format atmak. Arkadaşlar bakın. Windows 10'dan Windows 7'ye geçtim. Windows 7'den Windows 10'a geçtim. Windows 7'de bu sorun yoktu. Ben Windows 10'a geçtim, bu sorun yaşandı. Ne oluyor bilgisayarıma? Virüs mü kaptı? Kuramadım mı? Hayır arkadaşlar, bakın bunun çözümü Windows 7'den 10'a geçtiğiniz zaman çoğu bilgisayarlarda bu sorunu yapıyor. Adaptasyon gibi bir şey bu. Bunun çözümü Windows 10'a geçtikten sonra tekrar bir daha formatlama atmaktır arkadaşlar. Yükseltme değil, bakın format. Format atmanız gerekiyor. Maalesef böyle bir sorun var. Windows 10'dan 11'e geçtim. Bilgisayarım kaldırmıyordu. O halde gittim Windows 11'i yükledim. Merak ediyordum. Haklısınız arkadaşlar. Merak etmek tabii ki hakkınız. Siz de yüklemelisiniz. Yani zaten Windows 11'i her bilgisayar desteklese keşke, herkes kurabilse. Ben de kurmuştum. Güncelleme sorunları yaşadım. İşte driverlar vesaire 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 güncelleme gelmiyordu. Arkadaşlar Windows'unu, yani bilgisayarınız desteklemediği Windows'u kurmayın. Kurmayın arkadaşlar, kurmayın. Hem performansınız düşecek oyunlarda. Bu böyledir yani, desteklemiyorsa. Peki kardeşim ben nasıl öğreneceğim Windows destekleyip desteklemediğini? Windows 10 destekleyen, hatta öyle yazmayalım, işte hem tek tek bakmayalım. Sistem gereksinimleri. Burada gördüğünüz gibi hepsi yazıyor bakın arkadaşlar. İşlemci 1 GHz veya daha hızlı işlemci ya da sonra RAM'e geçiyoruz. 32 bit 1 GB veya 64 bit için 2 GB. Bu ne kardeşim, 32 bit 64 bit diye sorar gibisiniz arkadaşlar. Hemen göstereyim ben size. Burada bakın 64 bit işlemci işletim sistemi 64X taban.
Devam ediyoruz. 64x tabanlı işlemci diyor. Bunun da gördüğünüz üzere burada 64 bit için 2 GB RAM diyor. En az 2 GB RAM istiyor. Aynı şekilde sabit disk alanı 32 bit işletim sistemi için 16 GB ya da 64 bit için 20 GB yer istiyor arkadaşlar. Bunun 20 dediğine bakmayın. En az 35-40 GB hard diskiniz ya da SSD'niz olması lazım. Yani 120 GB SSD'niz olsa çok rahat bir sistem kurabilirsiniz. Grafik kartı da DirectX 9 istiyor arkadaşlar. Yani gerisi önemli değil. Zaten DirectX 9 ve sonrası olduğu zaman görüntü alabilirsiniz. Ekran monitör çözünürlüğü de en az 800x 600. Zaten bunun düşüğü yoktur herhalde. Onu da istiyor. Ve diyor ki en son işletim sistemi, en son sürümü yani Windows 7 SP1 veya Windows 8.1 update'i çalıştırdığınızda emin olun. Gördüğünüz gibi Windows 7'den veya Windows 8'den ona geçebiliyorsunuz. Windows XP'den 7'ye ya da 8'e geçip sonradan ona geçebiliyorsunuz. Böyle durumları var. Arkadaşlar, başka gösterebileceğim bir şey. Arkadaşlar şöyle göstereyim size. Bakın bu önemli. Arkadaşlar benim SSD'm var 500 GB ama sizin de hard diskiniz var diyelim. E kardeşim bunun hepsi dolmuş. C dolmuş. DE vesaire vesaire dolmuş. E kardeşim bu bilgisayar yani nasıl açılsın etsin? Yer lazım arkadaşlar. En az 30-40 GB yer açmanız lazım. Zaten yereldik C'de ne kadar yer açarsanız sistem o kadar hızlıdır. Ve tabii ki SSD olması gerek artık yavaştır. Ve şuradan başlangıçtaki bütün her şeyi kapattım. Sadece Windows koruma açık kalsa yeter. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha yeni Bandicam'i yeni yüklediğim için 10 dakika sınırını unuttum. Video durdu başladı onu fark etmişsinizdir. Sizleri seviyorum. Aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Böyle videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız like atarsanız çok sevinirim. Zaten bu sorunu daha önce de çekmiştim. Bunun çok kısasını 3 dakikalık çekmiştim. Şu anda o 130 bin izlendi. Böyle arkadaşlar izleyerek bu sorunu çözebilirsiniz. Zaten o videodan gelen arkadaşlar yoruma yazarsa çok sevinirim. Sizleri seviyorum arkadaşlar. İyi günler.